Çalışan kadınların en önemli sorunları sizce neler ve neler yapılabilir bu konuda? Şimdi aslında bu bayağı kendi başına oldukça kapsamlı bir konu. Çünkü bunun içinde toplumsal figürler var, tabular var. Ailenin aslında kendi başına bir pozitif ya da negatif etkisi var. Eğitim, çalıştığımız kurum, bunların hepsiyle gelip çalıştığımız kurumun aslında bu cinsiyet eşitliğine nasıl yaklaştığı ile ilgili konular var. Bunların hepsi aslında kadının çalışma hayatındaki gelişiminde engel ya da destek unsurları haline geliyor. Bu konularda da birçok dernek, sayısız çalışma, ben içinde olduğum, olmadığım, izlediğim çok şey var. Ama aşılması gereken de hala çok çok fazla konu var. Ve sadece Türkiye'de değil, dünyada da ben mesela bunu gerçekten çok ilginç buluyorum. Bu noktada bunu hatırladığım için şimdi onu söyleyeceğim. Ben fabrika müdürüyken İsviçre'den bir heyet gelmişti. Onlara bir aslında ürün geliştiriyorduk, ürün satışı yapacaktık. Onları bütün gün ben misafir ettim. Toplantılarımızı yaptık. Akşam tam giderken biz de sizinle bir fotoğraf çektirmek istiyoruz ve çünkü biz de hiç dedi kadın fabrika müdürü görmedik. Benim açımdan gerçekten bir şeydi, travmaydı. Çünkü ben hep inanıyordum ki onlarda çok daha ciddi eşitlik var. Bizde ise işte ben seçilmiş, uğraşmış olduğumu sanıyordum. Sonra bunun üzerine baktım. Belki sizin de bildiğiniz şeylerdir. İsviçre bizden çok daha sonra kadına haklarını vermiş, seçme seçilme hakkını vermiş. Hala da kadınların yardımcı bulamadığı için kariyerlerini bıraktıkları bir yer. Dolayısıyla bu konu gerçekten dünyada da bir konu. Ben açıkçası bu konuda yapılacak olan her çalışmanın katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün bu yaptığımız görüşme de dahil olmak üzere. Farkındalıkla ilgili çok şey yapmamız gerekiyor. Kurumlara çok iş düşüyor. Eğer yani kota uygulamasına gibi baktığımızda belki çok sevimli durmuyor hani. Ama eğer ki bir seçim yaparken bir tık o role en uygun adayın kadın olması için bir tık daha çaba harcamazsak zaten ortamdan dolayı o eşitliği sağlamamız çok kolay olmuyor. Yani orada en azından zihnimizde biz yöneticilerin, liderlerin aynı role acaba bir kadın adaya da bakayım mı demesi lazım. Önüne dört tane aday geldiğinde ikisini kadın istiyorum diye HR departmanlarını birazcık zorlaması lazım. Önce o fırsatın tanınması gerektiğini düşünüyorum. Ve kadınların gelişimine dönük de belirli bir seviyedeki herkesin bu toplumdan aldığını, ailesinden aldığını verme seçisinin çalışması gerektiğini düşünüyorum. Kadın erkek fark etmez. Aldığımızı vererek ancak ülkemizi geliştirebiliriz. Bu söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Çünkü hep biz kadına yönelik şiddet bir böyle türden bir olay meydana geldiğinde bütün ülke olarak ayağa kalkıyoruz ve herkes tepki gösteriyor. Ama maalesef tepki göstermekle kalıyoruz. Oysa bu şiddetin temelinde kadın erkek eşitsizliği yatıyor. Eğer biz hayatın her alanında bu eşitliğin sağlanması için sizin de anlattığınız gibi çaba gösterirsek, bu kadına yönelik şiddetin de sonlanması için aslında aynı zamanda bir çaba oluyor, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Yani bu bir dönüşüm. Sadece bir yerinden çözmemize imkan yok. Yani bu dönüşümü her yerinden tetiklemeliyiz. Negatifleri görmekten yoruluyoruz. Bazen gözümüzü kapatıyoruz. O zaman pozitifleri daha çok göstermeliyiz. Rol model olmalıyız. Bu teknolojideki, bilimdeki genç kızlarımızla ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyor son dönemde. Her birini bir tanesini ben bu pandemi döneminde çok arzu ettim. Hala hayata geçiremediğim bir proje. Dedim acaba haftada 3 gün, 4 gün şu anda mesela benim gerçekten üzüldüğüm bir konu. Onlar bizlere, bizim gibi kurumlara ulaşmak için çok çaba harcayan çok genç var. Biz açıkçası birçok üniversiteyle bu anlamda çok proje yapıyoruz. Onların bize ulaşabilmeleri için. Anlaşmalı stajyerlik programlarımız var. Ama tabii öyle bir dönem oldu ki biz kapandık. Onlar kaldılar. Onları mümkün olduğunca sarıp sarmalamak gerekiyor. Şu anda kariyerleri için üniversite bittiğinde ne olacağını bilememenin endişesi olan gençler. Onlar için de tabii ki genç kızlarımız var. Dediğim gibi bireysel proje bile çok kıymetli.